Herkese merhaba, ismim Samet Ceylan. Arduino derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde bahçe tarla kontrol projemizin void setup aşamasına başlayacağız ve void setup aşaması biraz kısa sürecek. Dersi de kısa tutmak istemiyorum. Bu yüzden hem void setup aşamasını yapacağız hem de void loop aşamasına bir giriş yapacağız. Bundan önceki derslerimde include komutuyla kütüphanelerimizi çağırmıştık. Hangi kütüphaneleri kullanacağımızı öğrenmiştik. Ve sonraki aşamada pin bağlantıları gerçekleştirmiştik. Tabii ki projede kullandığımız kartımız, çipimiz vardı. Bu çipimiz kablosuz ağ bağlantısı gerçekleştirecek olan Adafruit CC3000 çipimizdi. Ve bu çipimiz üzerinde 3 adet pin bağlantısı gerçekleştirdik. Sonra yaptığımız işlemler yine bir pin bağlantısı oldu. Bu pin bağlantısı ise SHT10 sensör pinimizin bağlantılarıydı. Bu HT10 sensörümüz bildiğiniz gibi bize topraktaki sıcaklık ve nemi ölçecek olan sensörümüzdü. Sonrasında yaptığımız aşamalar değişkenler kaydetme ve kütüphane içerisinde bulunan gerekli olan kodlarımızı oluşturma olarak devam etmiştik ve define komutuyla parametrelerimizi oluşturmuştuk. Bu oluşturduğumuz parametreler bunlar CC3000 pini için gerekli olan parametrelerdi. Yani VLAN bağlantısı gerçekleştireceğimiz için biz iletişim ekranımızda görmemiz gereken yazılar olacaktı. Bu yazıları oluşturmak için parametrelerimiz gerekir. Bunu da define komutuyla yapmıştık. Yine aynı şekilde bu da carrier sitesinden alacağımız veriler için gerekli olan parametrelerdi. Bunları da tanıttık ve void setup aşamasına şimdi başlayacağız. Void setup aşamasında ilk olarak şunu yapacağız. Void setup dedik ve boşluk bırakıp burayı void diyoruz ve sonra yazılımımıza devam ediyoruz. Şimdi serial begin işlemiyle başlayacağız. Bundan önceki derslerimde hep serial begin'i 9600 değeri olarak gördük. Ama bu sefer 115200 olarak göreceğiz ve sonrasında yapacağımız aşamalarda da bu şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi serial begin işlemiyle başlayacağız ve bir seri başlangıç oluşturacağız. Bir başlangıç değeri gireceğiz. Hemen yazalım bir serial begin olarak bir başlayalım. Parantez içinde 115200 dedik. Parantezimizi kapatıp noktalı virgülle biraz satıra indik. Şimdi serial println komutuyla ne yapacağız? Başlangıcımızı yaptık. Yani bir başlangıç oluşturacağımız için ekranımızda bir yazı görmemiz gerekecek. Bu yazıyı da ben başlatılıyor olarak göstereceğim. Bu satırı oluşturacağız. Yani bu komutu oluşturacağız. Dediğim gibi bu komutla başladığı zaman yani döngümüz, kurulumumuz başladığı zaman bana gösterilecek olan yazı, başlatılıyor yazısı. Ben bunu görmek istiyorum ve bunun için de serial nokta dedik, print len dedik ve parantez açtık. Bir boşluk bırakıp parantezimizi açtık. Büyük harf F ve bir boşluk bırakıp bir parantezle tırnak işareti bir adet slash ve n deyip başlatılıyor. Ben Türkçe karakter kullanmadım. Siz de kullanmamaya dikkat edin diyelim ve tırnağımızı kapattık. İki adet parantezle işlemi sonlandırdık. Dediğim gibi döngümüz başladığı zaman, çalıştığı zaman bana bu yazı artık gözükecektir iletişim ekranımda. Şimdi ne yapacağız? Aynı komutun tam tersini yapacağız. Yani eğer başlamazsa, peki bu şartı oluşturacağımız için şartları neyle sağlıyorduk? If komutuyla sağlıyorduk. Hemen bir parantez açıyoruz. Ünlem işareti dedik ve CC3000 begin diyoruz. Parantezimizi kapatıp ama öncesinde bir parantez aç kapa işlemi yapacağız. Begin komutu kullandığımız için. Biraz satıra iniyoruz. Ve şartımızın içeriğini oluşturacağız. Bunu da süslü parantezle başlayacaktık. Bunu da artık hatırlıyoruz. Serial print len yani başlamazsa ne yazması gerekecek? Başlamazsa ya başladığı zaman başlatılıyor yazdıysak başlamadığı zaman da başlatılamadı gibi bir yazı oluşturacağım. Bu temada bir yazı oluşturacağım için ben bir de ufak bir ekleme yapacağım. Kullanıcıya yönlendirici bir bilgi olması için öncelikle bir başlatılamadı yazalım.
Sonrasında da kabloları kontrol edin, yazabilirim. Kabloları kontrol ediniz dedik. Ve tırnakla bu aşamayı da sonlandırıp 2 adet parantezle bu işlemi de bitiriyorum ve noktalı virgülümü de unutmuyorum. Voice setup aşaması bu şekilde ve bir while döngüsü de yazacağız. Bunun da değerini 1 olarak gireceğiz. Boşluğumuzu unutmayalım. 2 adet parantezimiz de burada mevcut. Voice setup aşaması bu kadardı. Bundan sonraki aşama dediğim gibi void loop aşamasına bir giriş yapalım. Void loop aşaması da burada. Yine parantezimizin içerisine bir void yazıyoruz. Ve hemen biraz satıra geçip yazılımımıza başlayacağız. Void loop aşaması bundan önceki derslerimde de bahsettiğim gibi en uzun aşamadır. Devremizin, projemizin karakterini belirleyen bütün şartlarını sağladığımız aşamadır. Ve ilk girerken şunu yapacağız. CC 3000 pinine yani bir Wi-Fi bağlantısı gerçekleştireceği için CC 3000 elemanımız, çipimiz bir Wi-Fi bağlantısı gerçekleştireceği için Wi-Fi ağına bağlanıldığında bana bunları yap gibi bir döngü oluşturacağız. İlk aşamamız bu olacak. Hemen yapalım. Kodlarımız şu şekilde. CC 3000 diyoruz. Connect to app dedik ve bir parantez açıp VLAN SSID virgül diyoruz. VLAN pass virgül diyoruz. VLAN security. Bunlar bildiğiniz gibi zaten daha önce tanımladığımız parametreler de burada zaten aynılarını görüyoruz. Bunların tanımlamasını yaptık. Şimdi serial println diyeceğiz. Serial print ln dedik ve ne yazdırılması gerektiğini hemen belirleyeceğiz. F deyip parantez içerisine tırnakla bağlanıldı yazısını ben oluşturabilirim. Tırnağımı kapattım, parantez ve bir parantez daha dedim. Noktalı virgülle bu satırı sonlandırdım. DHCP tarafından cevap verildiğinde ise neler oluşacak? Şimdi bunları yazacağız. Hemen oluşturalım kodlarımızı. Dediğim gibi DHCP tarafından bir cevap aldığımız zaman serial bir enter'la ayrı gösterebilirim karışmasın görsellik açısından. Serial println komutunu kullanacağım yine. Bir F dedik. Bir parantez açtık. Ve DHCP diyoruz. Cevap verdi yazısını ben görmek istiyorum. İletişim ekranımda. Bunu da oluşturup biraz satıra inebilirim. While komutunu kullanacağım yine. While dedim. Ve bir ünlemle CC 3000 diyorum. Check DHCP dedim. Bu da bir komuttur. O yüzden iki parantez aç kapa yaptım. Ve bir parantezle de bu satırımı da sonlandırdım. Bu işlemler için bir bekleme süresi belirleyeceğim ve bekleme süresini delay komutumu yani bir delay komutu kullanacağım için bekleme süresini de 100 olarak ben kullanacağım. Değerini yani delay değerini 100 olarak alacağım ama bundan önce ne yapacağız? Bir süslü parantez açacağız. Delay deyip parantez içine 100 olarak değerini yazacağız. Ve bu dersimizi de burada bitireceğiz. Dediğim gibi void loop aşamasına da bir giriş yaptık. Hem void setup hem de void loop aşamasından kısa bir ders olarak anlatım yaptım. Bu dersimiz de bu şekilde olsun. Bundan sonraki derslerimizde void loop aşamasına devam edeceğiz. Uzunca bir yazılımımız var. Umarım faydalı bir ders oluyordur. Dediğim gibi kodları buradan hazır bir şekilde alıp kendi devrelerinizde, kendi projelerinizde kullanabilirsiniz.
Kendi yazılımınızı oluşturabilirsiniz. İçerisinde değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela bu yazılar tamamen ben kendi düşüncelerimi yazdım. Siz isterseniz daha da şekillendirebilirsiniz. Yaratıcılığınıza kalmış bir şey bu. Kodları buradan alıp kullanabilirsiniz diyelim. Bu dersimizi de bu şekilde bitirmiş olalım. Herkese iyi çalışmalar.